Merhabalar sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir Naturi ile İşten Dışa Güzellik programında daha birlikteyiz. Bugünkü konuğum İstanbul dışından ta Çorumlardan kalktı, bizi kırmadı, buralara kadar geldi. Sevgili uzman estetisyen ve make-up uzmanı Gülşen Kayım. Hoş geldiniz Gülşen Hanım. Hoş bulduk Gülay Hanım. Bizi kırmayıp Teşekkürler. buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten büyük bir özveriyle kalktınız, geldiniz. Bizi kırmadınız. Ben teşekkür ederim bu nazik davetiniz için. Rica ederim. Sözü ben Berkay'a bırakayım bu noktada. Sonra ben devam edeceğim. Ben genel bir soruyla başlayayım isterseniz. Buyurun. Kaç yıldır bu işle uğraşıyorsunuz? 17 yıldır bu işle uğraşıyorum. Peki hizmetlerinizde kısaca öğrenebilir miyiz? Tabii ki. İşletmemde güzelliğe dair her şey bulunmakta. Öncelikle cilt bakımı ile ilgili her türlü cilt bakımı, genç, ergen, anti-aging gruplarımız, medikal estetik bakımlarımız her türlü cilt bakımına cevap verecek kapasitemiz Evet. vardır. Sevgili Gülşen Hanım, evet yıllardır bu işi yapan gerçekten işinde çok iyi, çok başarılı. Yaptığı her işte tam sonuca ulaşana kadar giden bir kişilik. Uzun yıllardır bu işi yaptığınız için aslında artık işin piri oldunuz. Yani Estağfurullah. bizim sektörde gerçekten işini tam yapan, hani bilse bile biz hep öyleyiz. Her sene yeni seminerlere Tabii katılıyoruz. Hiç ki. eksik etmiyor. Yani biz bu işi biliyoruz ama işte ya öğrenmesek, gitmesek de olur demiyorsunuz siz de. Her türlü seminer sizi ilgilendiren, konunuzu ilgilendiren eğitimleri kaçırmıyorsunuz. Ben birebir biliyorum. Tanıştığımız ve iyi dost olduğumuz için. O yüzden aslında sizin hastalarınız biraz şanslı bu konuda. Mesela şeyler ben merak ediyorum. İnsanlara tanıtmak istiyorum. Medikal estetik bakımı denilince aslında yelpaze çok geniş. Çok geniş, Medikal evet. estetik bakımlarında gerçekten o sihirli ellerinizle çok başarılı uygulamalar yapıyorsunuz. Biraz bu medikal estetik bakımını açabilir miyiz? Ne tür uygulamalar yapıyorsunuz? Hangi ürünleri kullanıyoruz mesela? Çünkü ben biliyorum ki siz kullandığınız ürünlerin de aslında bütün sağlık kontrolünden geçmiş olmasına çok dikkat ediyorsunuz. Kesinlikle Onay çok almış olmasına haklısınız. çok dikkat Aynen, ediyorsunuz. aynen. Yani hani ben işte biraz maliyeti düşük ürün alayım, kullanayım da işte biraz daha o zaman kâr marjım yüksek gibi bir algımız yok bizde. Yok, Bizde aynen. ilk eder, siz de öylesiniz. Aynen. Yani o yaptığımız iş önce malzeme iyi olacak. Biz iyi bir bilgiyle donanacağız. Sonra kullandığımız malzemeler mükemmel olacak. Çünkü çok seçiciyiz bu konuda. Aynen, Ondan aynen. sonra da yaptığımız işin en iyisini yapacağız. Aynen. Çünkü iyisini yaptığımız zaman biz yastığa başımıza koyduğumuz zaman rahat uyuyoruz. Aynen, Çünkü aynen. sorumluluğumuz var. O yüzden bu şeylerde en azından insanlara biraz anlatalım. Çünkü çok yanlış bilgiler de dolaşıyor. Evet. İnternette, her türlü ortamda. Önce medikal estetik bakımlar neler yapıyorsunuz? Hangi ürünleri kullanıyoruz? Onları biraz böyle açarsak. Tabii ki memnuniyetle Gülay Hanım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şu anda özellikle ülkemizde hekim dostlarımızla uzman estetisyenler arasında işlemlerin yapılmasıyla alakalı ince bir çizgi olduğunu düşünüyorum. Ben şahsım adına 17 yıldır bir estetisyenin sınırını aşacak hiçbir işlemde bulunmadım. Evet. Öncelikle bir danışanım bana geldiği zaman eğer herhangi bir hekimle ilgili bir problemi varsa önce oraya yönlendiriyorum. Sağlıkla ilgili problemi bittikten sonra ben kendim Devreye ilgileniyorum. giriyorsunuz. Devreye giriyorum aynen. O yüzden çok itina ediyorum bu konuda. Çünkü biz olmasak onlar, onlar olmasa biz olmayız diye düşünüyorum. O yüzden Doğru birlikte söylüyorsunuz. çalışmamız gerektiğini ama birbirimizin sınırlarına saygılı olmamız Doğru gerektiğini söylüyor. Çok doğru inanıyorum bir tespit. açıkçası. Evet, medikal estetik bakımlar derken de yine aynı bu sınırlar çerçevesinde kimyasal peelingli çalıştığımız bakımlarımız var. Mikro dermabrasyon yapıyoruz bunlarda. Aynı zamanda cildin epidermisin belli bir noktasına kadar inebildiğimiz fraksiyonel needle terapi dediğimiz gruplarımız var. Ayrıca benim çalıştığım İstanbul'da çok seçkin bir grubun ürünlerini kullanıyorum. Juventa grupla Aslında evet çalışıyorum. Evet, söyleyebiliyoruz. Juventa grupla çalışıyorum.
Onlar zaten bu güveni bana yaklaşık 17 yıldır verdiler. Açıkçası onlardan aldığım hiçbir ürünle ilgili arkama dönüp bakmıyorum. Çünkü onlarda da aslında eğitime ben hep söylüyorum. Evet. Eğitime çok önem veriyorlar. Aynen. Bıkmadan kendileri de araştırıyor, öğreniyor, öğretiyor aynı zamanda. Ve aslında ben şeyi düşünüyorum, hep onlara da söylüyorum, sektörü eğitiyorlar aslında. Yani tamam orada eğitim veriyorlar ayrı konu ama kendi danışanlarına da çok büyük hizmetler veriyorlar. Çünkü ücretsiz seminerleri, eğitimleri. Yani neticede oraya hep ben onlara söylediğim söz var. Size Juventa'ya kapısından adım atan insanla çıkan insan aynı olmuyor. Kesinlikle. Yani orada bir fark yaratıyorlar. O güzel bir şey. Zaten bizi bağlayan da o. Hani biz piyasada bir şey var. Bu Juventa'ya bağlıyız ama bu kimseye beğenmez gibi bir algı var. Öyle bir şey oluştu aslında. Sosyal bir statü gibi oluştu. Evet, ama insanlar şeyi anlamıyor. Yani bizi oraya bağlayan aslında kimse kimsenin kara kaşına, kara gözüne değil. Yani orada biz istediğimiz bilgiyi ve donanımı alıyoruz. Tabii ki. Sorumuza cevap bulabiliyoruz. Tabii ki, aynen. Son dönemlerde de hidrodermabrasyon yapabilen. Evet, onu isim Aquafacial olarak da Aquafacial diye adlandırılıyor ve şey çok moda, işte çok, Hollywood çok. Bakımı işte böyle farklı isimlerde sunuluyor. Evet. Evet, insanlar merak ediyor. Evet, iki tip asit grubuyla çalışılıyor. Daha sonra da üçüncü bir serum grubumuz var. Bunların içinde gerçekten her cilt tipine uygun içeriğe sahip ürünler bunlar. Aynı zamanda biz BDR diye adlandırdığımız çok güzel bir ürünümüz var. Onunla da birlikte çalıştığımda aslında çok güzel sonuçlar alıyorum. Aslında biz bir de yani sizde de bende de var. O kullandığımız ürünlere biraz aşık oluyoruz. BDR olsun, Fimoşi olsun. Aynen. O da şeyden kaynaklanıyor bence de algodermia olsun. Hayır, biz ürünleri seçerken çok seçici davranıyoruz. Aynen. Yani sonuç odaklı bakıyoruz. Önce kendimiz o sonucu görmeliyiz ki onu sunabilelim. Şimdi öyle olduğu zaman zaten ürünü sevmeme gibi bir şey olmuyor. Zaten uzun yıllardır istikrarla aynı firma ile çalışmam, aynı ürünleri kullanmamın nedeni yaptığımız bütün çalışmalarda sonucu çok güzel görebilmiş olmamızdır. Bu konuda gerçekten hem kendi kullanıcı memnuniyetim uzman olarak hem aynı zamanda nihai tüketicinin memnuniyeti aslında bizi devamlı kılmıştır çalışmakta bu firmalarla. Çok da memnunuz. Aslında ben bu konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Biz medikal estetik bakımlarda gerçekten şu anda son trendleri yakalamış görünüyoruz. Ve gerçekten bu konuda da açıkçası çok emek veriyoruz, çok çalışıyoruz. Sonuçlarımız da gerçekten son derece iyi. Aslında evet, müşteri memnuniyetimiz de son derece iyi. Fakat bu işin ben genel olarak düşünüldüğünde temeli inilmesini düşünüyorum. Biraz önce programdan önce de konuştuk sizinle. Aslında ergenliğe girmeden önce mutlaka çocukların, gençlerin, erkek olsun, bayan olsun, kızlarımızın aslında iyi bir uzman estetisyenliğe danışarak kozmetikle tanışmadan önce mutlaka ve mutlaka bir eğitim almaları gerektiğini düşünüyorum. Evet, Berker, sen onunla ilgili aslında herhalde bir şey yapmak, ne yapmaları gerekiyor diye bir sorun. Ergenlikte bakım önemli tabii ki ama sizin burada rolünüz aslında ne oluyor? Biraz ondan bahsedebilirsiniz diye düşünüyorum. Aslında bizim burada rolümüz yol göstericilik. Kozmetikle tanışmadan önce aslında bu işin hijyenden geçtiğini, işte sabun kullan en basiti sabun kullanıp kullanmaması gerektiğini, yüzünü nasıl silmesi gerektiği, işte her gece yastık kılıflarının neden değişmesi gerektiği, niye herhangi bir sivilcesi çıktığında neden oynamaması gerektiği gibi bir sürü konuda gençlerimize bilgilendirmemiz gerekiyor ki çok güzel bir ciltle güzel bir genç olsunlar, güzel yaşlansınlar istiyoruz. Aslında her konuda olduğu gibi eğitim, bizim sektörümüzle ilgili eğitimin de çok genç yaşlara inmesini istiyorum. Tabii ben bu açıkçası. İşi evet yapan kişilerin de aslında hani bazen görüp özeniyorlar. İşte çok şey bir iş böyle değil aslında. Eğitim önce insan kendisini eğitmesi gerekiyor tabii ki. Çünkü bir sürü vakayla karşılaşıyorsunuz. Sizin bilgileriniz tam olmazsa yönlendirdiğiniz kişiyi de yanlış yönlendiriyorsunuz, yanlış bakıma alıyorsunuz ve aslında onları
salonlardan uzaklaştırıyorsunuz. Tabii yani ki, kendi tabii bildiğiniz ki. Dalı kesiyorsunuz. Aynen, yani siz aynen. ne kadar donanımlı olursanız aslında verdiğiniz hizmette o kadar mükemmel olur. Aynen. Yani sürekli bir de gelişen bir şey bizim sektörümüz. Yani evet. işte ben bunu öğrendim, bu böyleydi. Tamam, temel bilgiler belki değişmiyor ama bir sürü farklı şey var. Ya da biz merkezler olarak, salonlar olarak aslında tam donanımlı bilgili olduğumuz zaman elimizdeki kullandığımız cihaz olsun, ürün olsun, onları karma yapıp farklı bir sonuca ulaşabiliriz. Yani aslında biz elimizde sihirli bir şey var, onu bilgimiz olursa kullanabiliyoruz. Aynen. Bilmiyorum, aynen Gülay. Siz de herhalde aynı görüştesiniz. Aynen, aynen. O da işte bilginin tam olduğu zaman, ama eksik bilgiyle alırsanız ürünü, en mükemmel ürün bile ehli olmayan bir elde herhangi bir sonuç almamız mümkün değil. Tabii. Biraz o yüzden... da sanırım şeyle alakalı, hani gelen danışanın da siz ne kadar bilgili olursanız, tamam bir işlem yapacaksınız ama siz o kadar yeterliliğiniz yoksa tabii ki. Ona da eksik bilgi vereceğiniz için aslında o gelen kişi doğru bakım mı yapıyorsunuz yanlış mı çok ayırt edemeyebilir. Tabii. Burada sizin devreye girdiğiniz noktada muhtemelen benim düşüncem bu. Hani doğru bilgi verdiğiniz zaman ya onun soru hakkı doğuyor. Ya siz böyle bir şey yaptınız ama doğru mu diye bir bilgilendiği zaman güvenilirlik de güvenilirlik, artıyor. Evet. Tabii ki. Artıyor. Tabii ki. O zaman da aslında sadık müşteri, sadık hasta diyelim. Evet. Sadık hasta sahibi. Çünkü siz bakıyor ki doğru bilgilendiriyorsunuz. Çünkü aslında gelen kişiler sadece işte geldi Gülşen Kayım olarak gelmiyor aslında. Onlar çok araştırıyor. Tamam, duyuyor, geliyor ama sizden emin olmadan da siz de bilirsiniz. Ne kadar şey yaparsa yapsın. Güven oluşmadan o geliyor zaten. Önce bir sorgulamayla geliyor. Yani Gülşen Kayım diyorlar ama Çorum'da işte bu çok meşhur, çok iyi bir salon ama bir gideyim ben de göreyim. Aslında ilk başta bana da öyle. Geldikleri zaman bir orada bir sorgulamayı seziyorsunuz ama biz alışığız. Herkes açığız da. Tabii ki. İstediği gibi sorgulayabilir. Ancak o güveni aldığı zaman işte o zaman sizi ne yaparsanız yapın bir yerden arıyor, soruyor, buluyor. Size ulaşıyor yani. Sizi bekliyor o zaman. Evet. Çünkü diyor ki bu buna değer diyor. Evet, benim sorunuma çözüm olacak. Evet. Ben bilirim öyle mesela çok benim yapmadığım uygulamada bile arar beni. Hani bunu böyle bir şey yaptıracağım, ne diyorsun? Ya da doğru mu? Ay, bu güzel bir duygu aslında. Tabii ha, demek ki diyorsunuz ben bu işi doğru yapıyorum. Aynen. Ama sürekli de öğrenmeye açık olmamız gerekiyor. Bir de hem öğrenmeye açık olmamız gerekiyor Gülay Hanım. Aynı zamanda bilgiyi paylaşmak da insanı büyütüyor evet. bence. Ben gelen bütün danışanlarımla bilgimi paylaşıyorum. Onları bana herhangi bir işlem yaptırsınlar, yaptırmasınlar. Bildiğim her şeyi söylüyorum. Doğru bilgilendirmemiz onlara. Gerekiyor. Aynen, doğru bilgilendiriyoruz. Beni konuyla ilgili tercih etsinler ya da etmesinler. Yanlış bir şey yapılmasını istemiyorum. Bu konuda gerçekten mesleğe başladığım ilk günden beri mesleğimin en güzel kısmı bu. Aldığım eğitimlerin onları tekrar geriye vermezsem bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Çünkü vermezseniz açıkçası. Alamıyorsunuz aynen, da aslında. Aynen. Yani bir de zaten paylaştıkça çoğalan evet. bir şey. Her evet. şeyde olduğu gibi. Yani evet. sevgi de öyle. Başka şeylerde paylaşırsak çoğalıyor. İnanın yıllar içinde bunun geri dönüşünü görüyorum. Çok da kendimi şanslı hissediyorum. Danışanlarımın hepsi gerçekten çok özel insanlar. Bana geldikleri zaman şu ana kadar memnuniyetsiz hiçbir olay yaşamadım açıkçası. Mümkün olduğu kadar, yapabileceğim kadar, her şeyi sonuna kadar büyük bir özveriyle yapmaya çalışıyorum. Bugüne kadar hiçbir danışanıma olmaması gereken hiçbir şey yapmadım diyebilirim. Evet. O konuda vicdanım çok rahat. Çok eminim ondan. Bir de şimdi hani mesela şey çok revaçta. Hani aquafacial dışında evet, dermapen evet. aslında mesela siz evet, de onu evet. ben de öyle yıllardır yapıyorum ama evet. insanlar işte onu böyle bir süsleyip püsleyip tabii evet, sosyal evet. medyada da etkin olanlar daha farklı sosyal medyada çok aslında günümüzde gençler tarafından kullanılan. Evet. Evet. Siz de ben de aslında sosyal medyaya çok vakit ayıran insanlar maalesef. Değiliz. Çok onu hani maalesef. Biz çok da şey görmüyoruz çünkü ona ayıracağımız zamanı biz başka şeylere ayırmaya çalışıyoruz. Ama günümüz şartlarında aslında evet. olması gereken. Yani onu bizim bir eksiğim biraz, olarak düşünüyorum aynen, açıkçası ben. Aynen, ben şimdi aynı şeyi bizim eksiğimiz de biraz o. Aynen, yani aynen. sosyal medyada bir tamam sen yapıyorsun ama kimse bilmedikten sonra. Evet. Hani biz tabii ki biraz işte o şeyde geri kalıyoruz. Evet. Yani eksiğimizin de tabii farkındayız. Evet, sözünüzü kesiyorum Gülay Hanım. Bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Ben yaklaşık 2 aydır kalıcı makyaj uygulamaları yapıyorum. İnanın
bir vaktim olup sosyal medyada paylaşamadım. Paylaşma şansımız olmuyor. Evet. Aynen. En kısa zamanda biz inşallah. Biz sürekli çünkü yaptığımız işe odaklıyız. Aynen. O şekilde kalıcı makyajla ilgili sen az önce bir şey soruyordun. Hani böyle yapılan kaşlarla ilgili merak ediyordum. Çok fazla yapılan şey var. Kaş. Baktığınız zaman çok böyle yapay duruyor ve hani biraz aslında doğallığı bozmak dışında kötü de gözüküyor. Hani onun kesinlikle aslında ince bir çizgisi, uygulamanın önemli bir noktası var mı? Tabii ki var. Ben işletmemde mikropigmentasyon kullanıyorum. Gerçekten kullanılan boya, kullanılan iğne, bunlar çok önemli şeyler. Ayrıca kaşın ya da işte dudağın ya da gözün hangi bölgeye kalıcı makyaj uygulanacaksa çok aslından çıkmadan, doğallığı bozmadan renk mesela saç rengine, kişinin kendi tenine uygun illaki en uygun bir renk var. Anatomisine uygun. Tabii yüzdeki altın oranına uygun çizimler. Bunlar çok önemli şeyler. Evet. İçinde ağır metal içeren maddeler olmaması gerekiyor. Sağlık otoriteleri onaylamış olması gerekiyor. Yine ben bu konuda çok şanslıyım. GoldenEye ile çalışıyorum. Ve bu konuda gerçekten dünya devi GoldenEye. Bu anlamda çok içimiz gönlümüz rahat çalışmalar yapıyoruz. Evet. Çok da güzel çalışmalarımız var. Süremizin yani. Sonuna geldik sayılır. Ben tek bir şeyle tamamlamak istiyorum. Aslında hani gençlerden bahsettik, ergenlik döneminde. Evet. Genelde o yaşlarda insanlar zannediyor ki işte belli bir şeye geçtiği zaman hani ne kadar çok ürün kozmetik kullanırsam aslında o kadar güzel olacak deniliyor. Ama az önce sizin değindiğiniz gibi de aslında güzellikte ilk şey, eğer dışsal güzellikten bahsediyorum tabii. Çünkü aslında bir bütün, içten dışa doğru bir bütün. Tabii. Temizlik, hijyen çok önemli. Kesin yani öncelikle. Ergen gençlerin aslında bunu çok iyi kavramaları gerekiyor. Öncelikle, yani çok önce haklısınız. Hijyen olmadığı sürece siz ne yaparsanız yapın, ne tür ürün kullanırsanız kullanın aslında çok sonuç alamayacaktır. Aynen. Yani biraz hijyen üzerinde siz de çok takıntılı olduğunuz için. Zamanımız çok kısa kaldı. Makyajla ilgili de bir şeyler söylemek istiyordum. Makyajın gece temizlenmesi, temizlenmeden uyunmaması gerektiğini ısrarla o çok önemli. Basa söylemek istiyorum. Yaşlanmak istemiyorsak cilt sağlığımız için aynen. Çok önemli. İnşallah sizi bir başka programda daha konuk etmeyi çok arzularım. İnşallah. O güler yüzünüzü, güzel yüzünüzü tekrar görmeyi. Çok teşekkür ederim. Burada hizmetlerinizden bahsetmenizi gerçekten arzularım. İnşallah bir başka programda birlikte oluruz umuduyla. Ben de çok mutlu oldum. Geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum Yaşar Hanım. Ben teşekkür ederim. Kapanışta istersen sen yap. Bir başka programda görüşmek dileğiyle bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya tekrar bir Natural İşten Dışa Güzellik programında birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.